Özgürler Genel Başkanı Sayın Rıdvan Kaya Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi de Doğru Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mehmet Göktaş Hocamızı buraya davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Bizler biraz sabredelim diyoruz. Herhalde yargıda direnen bazı dinozorlar kaldı. Sabırla onlar da gidecekler ve bir gün rahat nefes alacağız zannediyoruz. Ama boşa zannediyoruz. Çünkü birazcık gelelim, bu yargının üzerine fazla yüklenmeyelim. Günah olur. Çünkü görebildiğimiz kadarıyla her şey yargıdan kaynaklanmıyor. Bizlerin evlerine baskın yapanlar hakimler, savcılar değildir. Emniyet güçleridir. Ve bu emniyet güçleri dinozorlar değildir. Yeni yenidir. Ve kardeşlerim, şu anda maruz kaldığımız zulüm sadece Elazığ ihyader değildir. Bu görünen, sadece görünen bir yüzdür. Unutmayalım ki bizler peygamber sevdalıları ve benzer dernekler olarak kurulduğu günden beri derneklere girenler, çıkanlar, sohbetlere devam edenler ve bir takım basın, yayın organlarını, dergileri, gazeteleri evlerinde, iş yerlerinde bulunduran bütün insanlar taciz edilmektedir. Bunu yetkililere buradan bir daha haykırıyoruz. Evet, suçu sadece yargıya bulmuyoruz biz. Evet, iş yerlerine eğer bir inzar dergisi, bir Doğru Haber veya bir başka benzer bir yayın organı bıraktığı zaman birisi, bir dağıtıcı, o çıkar çıkmaz hemen oraya iki tane eli yüzü düzgün insan giriyor. Dikkat ediniz. Bu dergi kimin biliyor musunuz? Bu gazeteyi okumak nedir biliyor musunuz? Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Oğlunuz var mı? Kızınız var mı? İşe girecek mi? Okula girecek mi? Üniversiteye girecek mi? Boşuna beklersiniz diye. Evet, bunları bir bir ispat ederiz. Şu anda durmadan Anadolu'daki birçok derneğe, birçok derneğe sohbete gelen bütün kişiler, bütün kişiler sadece fişlenme değil, evlerine, köylerine haber gönderiliyor, köylerine varılıyor. Dikkat edin, ta nüfusa kayıtlı olduğu köylerine varılıyor. Falan çocuk sizin çocuğunuz mu? Falan oğlan, falan kız sizin mi diye. Dikkat edin kardeşler, sadece mesele Elazığ'daki 150 yıl değil. Hatta yakında bir daha seyredeceksiniz birkaç ay sonra. Bu defa bizim yaptığımız hesaba göre 150 değil, 2 tane, 3 tane, 3 çarpı 22 buçuk, 67 buçuk, artı 75, artı 37 buçuk, 180 yıla doğru varan bir ceza daha geliyor. Hem de Elazığ'dakilerden çok daha kürük. Yani öyle bir CD falan öyle hiçbir şey de yok. 180 yıla yakın yine bir talep var. Onun için muhterem kardeşlerim, biz buradan birilerini uyarıyoruz ve sadece yargıdaki bir takım dinozorlardır diye, yani bununla teselli bulmayalım. Bunun sabrını yapıp da efendim onlar da bir gün hepsi bir bir gittiği gibi onlar da gidecek de rahat nefes alacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu işin arkasında birileri var ve Allah için birilerini uyarıyoruz. Birilerini, bir başkalarını, özellikle hükümet yetkililerini uyarıyoruz. Dikkat edin, dikkat edin, size bu komplonun bir ucu size varacaktır. Eğer siz peygamber sevdalılarını rahatsız ederseniz, küstürürseniz, vallahi onların ahı, onların inleyişi ne CHP'nin muhalefetine benzer, ne Ergenekon'un muhalefetine benzer, onların ahı, onların inleyişi, onların seher vakti ellerini açması sizi vallahi tepe takla gider. Onun için birileri buradan Allah rızası için uyarıyoruz, dikkat edin. Ve biz sadece Elazığ ile değil, şu anda her an, her yerde taciz ediliyoruz. Taciz ediliyoruz ve bunu yetkililere duyuruyoruz. Eğer yalan diyenler varsa bunları biz de onların kaydettiği gibi biz de evlere, iş yerlerine varan yetkilileri, hem de eli yüzüyle
Ve bu anlamda bütün kardeşlerimize biz yine Müslümanca, peygamberce davranmasını sabırla dilemiş de bütün bunları yine geçiştireceğimize inanıyoruz. Çünkü Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim ve in tasbiru ve tettehu la yedurrukum keyduhum şeyda. İnne Allahe bima ya'melune muhit. Eğer sabrederseniz, direnirseniz ve özellikle takva sahibi olursanız, yani ipucu bırakmazsanız onlara, yani rahmet mahallinde bulunmazsanız, yani müttaki olursanız Allah'ın izniyle hiç kimse size bir şey yapamaz. Asıl Allah onların yaptıklarını kuşatıverecektir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. İsrail!